Murat Hocam, Erdoğan neden böyle bir tehdidi yapma ihtiyacı hissetti? Asıl hedefi neydi? Ve bu anlamda bu tehdidi yaparken yanında beraber yürümüş olduğu Devlet Bahçeli'den de destek mi alıyor? Şöyle bir şeyle başlayayım ben. Şimdi dünyada şöyle bir kütüphane oluşturuluyor. Politik kütüphane diyeyim ben. Olayları oraya koyuyorlar. Ve diğer ülkeler ya da politik menler o olaylara bakarak kendi işlerinde organizasyonlar yapıyorlar. Bu bağlamda bir sonraki gündemde de belki konuşacağız. Soner Çağaptay'ın yazısı üzerine konuşacağız. 6 Ocak Amerika'daki Capitol Kongre binasındaki buradaki kargaşa, buradaki olaylar ya da buradaki darbe girişimi aslında bu kütüphanede duran kaynak gibi. Yani işine yarayacak ülke, lider, diktatör her neyse bu kaynakları kullanıyor. Daha doğrusu demokrasinin kılıcı gibi onu bir araç olarak, bir dehşet tetiş edici, eskilerin tabiriyle tetiş edici, dehşet verici bir araç olarak kullanıyorlar. Şimdi bunu bir köşeye koyalım. Bu bir. İkincisi, ben bu geçtiğimiz hafta içerisinde Bahçeli ile ilgili 3 tane şey söyleyeceğim önemli. Çünkü Bahçeli demek hükümetin neredeyse yarısı demek, bazen de tamamı demek anlamına geliyor. Yakından izleyenler onu görebilir. Şimdi bir, TBMM grup, meclis grup toplantısında konuştu Bahçeli. İkincisi, Erdoğan'la Bahçeli'nin evinde bir görüşme oldu bir iki gün önce. Bu da çok kritik bir görüşme. Baş başa görüştüler. Hiç kimse yoktu. Ahmet Takan'ın ifadesi var, iddiası var daha doğrusu. O görüşme gizli bir görüşmeydi ve asıl amaç da Devlet Bahçeli'yi geçmiş olan doğum gününden dolayı tebrik etmek değildi. Orada başka bir görüşme yapıldı, gizli bir görüşme, birileriyle gizli görüşüldü iddiasını ortaya attı. Devam. Evet, iki bu. Üçüncü de bugün Devlet Bahçeli, MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 16. dönem mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı. Ben şimdi buralarda çok kısa girerek bu konuyu açmaya çalışacağım. Hı hı. Aslında bir de yani bu konunun felsefesi olarak şunu söyleyeyim. Aslında bütün bu Erdoğan'ın söylemleri, Bahçeli'nin söylemleri, hatta Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti'nin söylemleri Türkiye'ye post Erdoğan sonrasında, o geçiş döneminde, post Erdoğan sonrası geçiş döneminde bu geçişin nasıl olacağı, nasıl olması gerektiği ve o geçiş dönemini manage etme, yönetme ile ilgili yapılan hamleler, bunların hepsi. Ben böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla buradaki hem Erdoğan'ın açıklamaları, hem Bahçeli'nin açıklamaları, hem Kılıçdaroğlu'nun biz sokağa inmeyiz, inmiyoruz biz, sokağa çıkmayın açıklamaları hep o post Erdoğan dönemine göndermelerdir aslında. Onu konuşacağız. Şimdi bu burada dursun. Şimdi İmamoğlu üzerinden Bahçeli çok fena yüklendi bu haftaki meclis grup toplantısında CHP'ye. İşte terör örgütleriyle ilinti, iltisak, irtibat, geçen hafta konuşmuştuk bunları. Bunları çok sık dile getirdi. Bunun üzerinden yüklendi. Şimdi bugünkü yaptığı konuşmada sazı iyice eline aldı Bahçeli. Barışçıl protesto da ne oluyormuş dedi mesela. Barışçıl protesto. Çünkü toplumda sosyolojik olarak şu anda bazı toplum liderleri işte ticaretten, siyasetten, gazetecilerden işte barışçıl protesto bağlamında bir takım şeyler altında hükümeti protesto etmek istiyor. Haklı da olabilirler, haklı da olamazlar. Orasına ben karışmıyorum, ben sadece yorum yapıyorum. Şimdi MHP diyor ki densizler, barış neymiş diyor, siz biliyor musunuz? Neyin hazırlığını planlıyorsunuz? Bu protestolarla Türkiye'de bir Kazakistan mı çıkarmak istiyorsunuz? Sokak eylemlerini izleyince bitiniz mi kanlandı diyor. Kazakistan'daki sokak eylemlerini izleyince bitiniz mi kanlandı? CHP siyaset mücadelesini milletin muhalifi olan çıkar gruplarının isteklerine göre dizayn ediyor diyor. CHP taşeronlaşmıştır dedi. Uydulaşmıştır dedi. Zehirli kafa dedi Bahçeli'nin sözlerine ya da yaklaşımına. Kılıçdaroğlu'na sen dedi safi bir rüzgarsın, uyarmadı deme. Bilmediğin, tanımadığın, tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın dedi. Kimse de sana el uzatmaz, can simidi bile uzatamazlar dedi. Tehdit etti Bahçeli'yi. Bugün sabah yaptığı
İşte az önce söylediğim toplantıdaki konuşmasından. Bu Şöyle de değil. sözlerle neyi amaçlıyor sence? De, bence işte hep Posta Erdoğan sonrasında, yani bu geçiş döneminde kurmak istedikleri, onu anlatacağım ben de. Yine bu husustaki görüşlerimi söyleyeceğim. Neden oraya gönderme yapıyor? Nasıl, süreci nasıl menaj etmek istiyorlar? Ana amaçları bunlar aslında. Onu şimdi söylersem sırrı kaçar. O konu başlığı altında Tamam. söyleyeyim ben onu. Ana amaçları o. Onu vurmak, onu hedefliyorlar aslında yani. İki ayrı muhalefet var, iktidar bloku var aslında. Yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. İkisinin de Posta Erdoğan sonrasındaki hem lider adayı hem dizaynı, yani sistemsel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin iki farklı ekol var burada. Aslında bu ekoller kapışıyor burada. Yani bizim Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki problemde. Yani bu süreç neyi gösterecek onu ancak biz yorumlayabiliyoruz. Bakacağız yani ona. Şimdi fetih rüyası görüyor diyor bunlara, bu protestoculara. Ama diyor bunlar kabus rüyası göreceklerdir diyor. Ve sokağa dökülseniz ne yazar diyor. Sokağa dökülseniz ne yazar. Şimdi aslında bu sözüyle Bahçeli haklı. Sarı öküzü vermeyecekti muhalefet. Sarı öküzü verdikten sonra aslında dayak yeme olasılıkları arttı. Bu eğer CHP HDP'li belediyelere kayyım atanırken itiraz edebilseydi, 15 Temmuz'da Yenikapı'ya gitmemeyle işte 15-20 Temmuz'daki sivil darbeye, KHK'lara yeteri kadar karşı çıkabilseydi, bugün belki bunları iktidar bloku, Cumhur İttifakı çok rahat yapamayacaktı. Bunları hep söylüyoruz burada. Yani aslında muhalefet çok büyük bir fırsat elinden kaçırdı. Geçti artık. Borun pazarı geçti. Artık eşeği Niğde'ye doğru sürmesi lazım muhalefetin. Biz bunları söyleyince tukaka Evet. yapıyordu insanlar. Şöyle diyorlardı, böyle diyorlardı, sahip çıkmayacağız diyorlardı. Bakın sesinizi, soluğunuzu kesiveriyor bu insanlar. İşte Bahçeli diyor yani 34-40 milletvekili var bu insanın. Sokağa çıksanız ne yazar diyor. 300 bin polis teşkilatı var. Bir o kadar bekçi var bu ülkede. Diker önünüze. Kazakistan'da gördük. Onlarca insan öldü. Yani bu böyle bir şey Türkiye'ye yani sosyolojik olarak çok büyük zarar verir. Diyeyim ben daha detaylı öbür konuda da konuşacağım bu konuda. Peki şimdi Erdoğan'ın bu şekilde bir tehdidi var. Sokaklara çıkanları biz işte kaçtıkları yere kadar kovalarız tehdidi var. Ben açıkçası konuşmanın tamamını dinlememiştim. Sadece bu bölümünü dinlemiştim mesela. Bu doğrudan doğruya bizden olmayanı Cumhur İttifakı olarak kovalarız ifadesini kullandı. Ben doğrudan doğruya bunu halkı bölmeye dönük bir proje olarak, söylem olarak görüyorum. Gerçi diyebilirsiniz AKP'nin genel başkanı olarak konuşuyor. Ondan sonra işte işine geldiği zaman Cumhurbaşkanı olarak konuşuyor. İşine geldiği zaman da devlet başkanı olarak konuşuyor diyebilirsiniz. Fuat Bey, bununla alakalı senden son bir yorum alayım. Şimdi aslında Erdoğan'ın şu anda eskiden şöyle bir rahatlığı vardı. Ben seçimle her türlü kazanırım ve kazanıyorum. Bu halk beni destekliyor ve gerçekten de %50, %40, %51 oy alıyordu. Erdoğan'ın bugünkü feveranları, bugünkü tehditlerinin ana temelindeki sebep artık %50, %40 hayal oldu. Alamıyor şu anda. Ve bundan dolayı böyle bir çıkışa başlıyor. Şimdi Erdoğan aslında cemaatin bir zamanlar, Hizmet Hareketi'nin bir zamanlar düştüğü birkaç tane hataya düştü. Ve bence aynı tuzağa düşmüş gibi görünüyor şu anda Erdoğan ve AKP rejimi. Nedir? Şimdi nereden çıkardınız Evet, diyebilirsiniz. Bir, merak ediyorum ben de. birincisi Hizmet Hareketi bu 17-25'ten sonra şöyle bir beklenti içerisindeydi. Bu halk hırsız olanlara destek vermez. Hırsızlıkları ortaya çıkan bu hırsızları desteğini çeker diye zannediyordu. Yani değer ve etik noktasında doğrunun yanında durur diye bir beklentisi vardı Hizmet Hareketi'nin. Ve 17-25'te gördü ki böyle bir değer ve etiğin yanında durma gibi bir özelliği yok halkın. Bu Hizmet Hareketi'nin halkın içinde olmuş olsa bile görünmeyen fanusların içinde yaşadıklarını aslında toplumdan bir kopukluk içinde olduğunu gösteriyordu. Halkı tanımıyordu Hizmet Hareketi.
Bugünkü Erdoğan sarayına çekilip tek adam olup yalnızlaşıp etrafında bir fanus oluşturduğu zaman bu halktan kopmaya başladı. Şu an Erdoğan ve AKP rejimi halktan kopuk durumda. Yani halkın ne yaşadığını, fakirliğini, zorluklarını, geçim sıkıntısını, ekonominin ne kadar onları etkilediğinin farkında değiller. Yani utanmasalar diyecekler ki ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diyecek hale gelmiş durumdalar. Ve bundan dolayı birinci sebep bence saray ve AKP halktan koptu. Halkla şu anda birebir iletişim kanalları yok. Etrafında bunları söyleyecek insanların tümünü de Erdoğan bilerek ya da bilmeyerek temizledi. Şu anda Erdoğan'ın duymasını istedikleri şeyleri söyleyen, bunu duyarsa sevinir diyen bir tayfa var ve bu şekilde yansıtıyor. Bundan dolayı rejim bence halktan koptu. İki, bence AKP rejimi genç nesil tanımıyor. Yani zannediyor ki biz binlerce İmam Hatip Lisesi yaparsak ve bu İmam Hatip Liselerine biz çocukları gönderirsek ve bu İmam Hatiplerden yetişen insanlar bize oy verirler, bizi desteklerler, bizim ideolojimizle büyürler. Halbuki teknolojinin bu kadar geliştiği bir çağdayız ve emin olun 2022 ile 2013 arasında bile gençlerin kafa yapılarında, gençlerin hayata bakışlarında öncelikten de çok büyük değişiklikler var. İletişim çağındayız. Bugün üniversiteye giden bir genç Amerika'daki üniversite öğrencisinin hayat şartlarını, hangi telefonu kullandığını, hangi arabaya bindiğini, nasıl şartlarda yaşadığını görüyor. TikTok'larda görüyor, Twitch'te görüyor, YouTube'larda görüyor, Twitter'da okuyor. Şimdi bu gençler bunların neden kendisinde olmadığını, bunların kendisine sahip olmasını istiyor. Ve bugün Erdoğan rejiminin bile söylediği bir şey var. İmam Hatip liseleri artmış olsa da deizme, ateizme kayan bir gençlik var. Ve insanlar artık dinden, diyanetten uzaklaşıyor söyleniyor. İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrencilerin %80'inin namaz kılmadığı, 5 vakit namaz kılanların %5 civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bundan dolayı Erdoğan zannetti ki ben böyle bir gençlik yetiştirirsem bu gençlik beni destekler. Hayır, şu andaki gençlik Erdoğan'ı desteklemiyor. Ve önümüzdeki seçimde yaklaşık 8 milyon yeni seçmen olacak. Bu genç seçmen. Yani daha önce seçme hakkı olmayan fakat bugün seçimlerde oy kullanacak yaklaşık 8 milyon insan var. Ve bu gençler AKP rejiminden bıkmış durumdalar. Ve onların din üzerinden, milliyetçilik üzerinden söylemleri onları etkilemiyor. Çünkü apolitik bir gençlik geliyor şu anda. Daha çok yaşam standartlarına bakıyorlar. Daha çok nasıl bir imkanlara sahibim diyen bir gençlik var. Bundan dolayı gençlikten de haberdar değil. Üçüncüsü, Erdoğan cemaatle savaşında diğer cemaatleri arkasına almayı becerdi. Hatırlayın 17-25'ten sonra diğer bütün cemaatler gazetelere ilan vererek Erdoğan'ın başbakanın arkasında olduklarına dair ilanlar vermişlerdi. Ve Erdoğan şunu biliyor. Bu cemaatler gücün olduğu, kuvvetin olduğu, çıkarlarının olduğu yerde dururlar. Onu savunurlar. O tarafa geçerler ve çok çabuk satarlar bu insanlar. Çünkü 17-25'te düne kadar kardeşim dedikleri, okullarını beraber kullandıkları, beraber öğrencilerini yaptıkları, beraber hizmet ettikleri o cemaatlerin hizmet hareketini satışını gördüğü ve bunun arka tarafında eğer ben kaybedersem, gücü elimden kaçırırsam bunlar da beni satar korkusunu yaşıyor ki Cübbeli Ahmet'in ben Atatürk döneminin laikliğini istiyorum demesi bence bu satışın hemen nasıl olabileceğini de göstermiştir Erdoğan'a. Bundan dolayı bunun da korkusunu yaşıyor. Çünkü Türkiye'deki insanlar cemaatler üzerinden mobilize oluyorlar. Cemaatler üzerinden kanalize oluyorlar bir yerlere. Cemaatler üzerinden bir yerlere geliyorlar. Hatırlayın Davutoğlu başbakan seçildiğinde bir cemaatin şeyi çıkıp ne dedi? Ben Mekke'de rüyamda gördüm. Davutoğlu seçilmişti. Bir kod vardı. Peygamber Efendimiz o kodu vermişti. Başbakan Davutoğlu seçildi demişti. Ve oradaki insanlar inanmıştı bu insanlara. Şimdi cemaatlerin de Erdoğan'a olan desteklerini, Erdoğan'ın zayıflaması, ister bunun halkın oyundan mahrum kalmasını, ister sağlığının gitmesinden, ister konjektürün buraya doğru gitmesinden dolayı cemaatlerin de kendisini satabileceğini ve satacağını çok iyi biliyor Erdoğan. Ve dördüncüsü bir şey de Erdoğan
Eğer bu halkı sokağa çıkarma meselesinde ben şunu söylüyorum. İstese de istemese Erdoğan bir seçime gitmek zorunda kalacak. Yani istese de istemese de seçime gidecek. Çünkü sandık şu anda Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Türkiye'de bir diktatörlük rejiminin tam diktatörlük olmadığının tek emaresi kaldı. Tek bir ip tutuyor onu. O da seçim sandığı. Bu seçim sandığını kendi eliyle kesmek istemeyecektir. Muhalefet eğer ki seçime kadar halkı sokağa çıkarmazsa Erdoğan'ın planları boşa düşer. Ama seçimden önce eğer halk sokağa çıkarsa ve bunu Erdoğan becerirse Erdoğan'ın istediği olacaktır. Bu nedenle ben muhalefete şunu söyleyeyim. Ne yaparsa yapsın, ne kadar tehditkar konuşursa konuşsun, ne kadar tahrik ederse etsin, o seçim sandığını Erdoğan'ın önüne getirene kadar alttan alması, itidalli davranması ve sokağa çıkmaması gerekiyor. Seçim oldu, Erdoğan kaybetti. Öyle ya da böyle kaybedecek. Çünkü bugün sağdan da baksanız, soldan da baksanız, en iyi anketörlerin yaptığı Erdoğan'ın taraftarları bile ne diyor? 2023'ü kazanacağız ama nasıl kazanacağımızı sormayın diyor. Seçimle kazanmayacaklarını onlar da biliyorlar. Seçimle kazanamayacaklar. Peki seçimle kazanamadıkları zaman ne olacak? İşte o zaman Erdoğan İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimi kabul etmezse ve ondan sonra halk sokağa çıkarsa Erdoğan'ın sokağa müdahalesi meşru olmayacaktır. Çünkü halk seçim sonuçlarına uymayan bir diktatöre karşı sokağa çıkmış olacak. Ama seçim olmadan hala iktidarda olma süresi olan bir iktidara sokağa çıkıp protestolarla devirmeye çalıştığı zaman Erdoğan bunu bahane ederek beni devirmeye çalışıyorlar deyip kendi tabanından rahatlıkla mobilize edebilir. Onun için sandığa kadar sokağa çıkılmaması lazım. Sandık öyle ya da böyle gelmesi lazım. Sandıktan sonra Erdoğan'ın aldığı tavra göre özür dilerim. Eğer Erdoğan seçim sonuçlarını kabul ederse ne ala. Ama kabul etmeyecektir. Bir pislik çıkaracaktır. O zaman halkın sokağa çıkması bugün de meşrudur. Fakat evet. O gün daha da meşru evet. olacaktır. Ve o zaman Erdoğan kendi tabanını mobilize edemeyecektir. Çünkü bahanesi kalmayacaktır. Evet.